Merhaba sevgili satranç severler. Fransız savunmasının örnek oyununa hoş geldiniz. Hatırlayacağınız üzere fil E3'lü varyantı incelemiştik. Şimdi fil B2'li varyantı inceleyeceğiz. E4, E6. Tabii ki bu örnek oyunda çok kuvvetli bir oyuncunun oyununu inceleyeceğiz beyazların. Aa benmişim bu arada beyazlar. E4, E6 benim çok hoşuma giden bir maç bu. Budapeşte de oynamıştım. GM Kosic Dragan'a karşı. Çok da güzel kazanmıştım. D4, D5, E5, C5, C3, At, C6, At, F3, Vezir, B6, A3, At, H6, B4, CD4, CD4, At, F5. Evet, biz fil E3'lü varyanta bakmıştık Morozevic'in maçını hatırlıyorsanız. Şimdi fil B2 ile diğer varyanta bakıyoruz beyazlar için. Fil D7, G4, At E7. Burada At H6 da kaçılabiliyor. At H6 kale G1. Bu varyantı da size göstereceğim. At H6 kale G1 F6'lı devam ediyor. Çok güzel maçlar var. Bu varyanta da bakacağız. Şimdi biz At E7'ye bakıyoruz. Rakibim At E7 oynamıştı. At C3, At A5. Neden At A5 oynuyorlar? Genelde beyazlar At C3 oynadıktan sonra At A4, At C5 oynayıp aynı zamanda vezir kanadında da bir üstünlük elde etmeye çalışıyor. Kale C1 geliyor. Çünkü At A4'e vezir C7 gitmek zorunda. Yani diyelim ki böyle bir hamle yaptığını düşünelim. At A4'e bunu gittiği vakit At C5'ten sonra At B7, At D6 fikirleri de oluyor. B6 süremiyor. B6 sürdüğü takdirde böyle bir durum var. Kalite kaybediyor. O yüzden At C5 oynamadan At A4 oynadığımız zaman Vezir C7 gidiyorlar. Vezir C7'de kale C1 gelinebiliyor. Yani vezir kanadına da bir girişim elde ediyor beyazlar. Bu yüzden At A5 oynuyorlar. Aynı zamanda bu piyon yapısından dolayı B4 ve D4'teki piyon yapısından dolayı C4 zayıf olduğu için bu kareyi kullanmak istiyor. Tabii ki beyazlar da bu kareyi vermek istemiyor. At D2 oynuyor. At D2, at çarpı at G6. Burada vezir D4 çok etkili bir hamle değil. İyi bir hamle değil. Oynanan bir hamle değil vezir D4. Burada isterseniz at B5 oynayabilirsiniz. At B5 ile kalite kazanabiliyorsunuz. At D6, at H8 alıp isterseniz basitçe A5'i alabiliyorsunuz. Yani bu piyonu vermeniz sorun değil. E5'i alması sorun değil. Burada at A4 oynayarak da aynı şekilde devam edebiliriz. Veziri kaçtığında A5'i alabiliriz. Vezir D4 alınamıyor. At boşta her şeyden önce. At boşta olduğu için G6 oynanıyor. At G6'ya H4. Amacımız bu atın rahatsız edilmesi. H5 sürüp bu atı rahatsız etmek istiyoruz. At C4, fil C4. Evet, normalde çok görülmeyen bir şey bu. Beyaz karelerimiz zayıf olduğu için beyaz fil verilmez. Fakat bu tip konularda verilebiliyor. Neden verilebiliyor? Biz fil çarpı C4 aldıktan sonra DC4'e at CE4 oynuyoruz. Şimdi bir atımız D6'ya bakıyor. Diğer atımız C4'ü almak istiyor. C4'ü alıp D6'ya gelmek istiyor. Yani beyaz karelerin karşılığı olmuş oluyor bu piyon kazancı ve D6'ya taş yerleşme. Vezir C6 hem C4'ü koruyor hem atın açılmasını istemiyor E4'teki atın kale açmazda olduğu için. Vezir F3 yine vezir F3'ün fikri bu çaprazı savunduk. Kale C1 oynayıp C4'e baskı yapmak istiyorum çünkü artık atımı serbest bırakabiliyorum E4 tutulu olduğu için. Kalemin de boşta kalmasını engellemiş oldum. Fil E7, H5. İlk önce H5 oynamalıyız burada çünkü rok atmak istiyor. Rok attıktan sonra H5 oynarsak eğer at H8'e gidecek ama burada oynadığımız zaman şah merkezde kalıyor şu an. At F8. Şimdi şah merkezde olduğu için artık C4'e baskı yapabilirim. Evet, burada çok kuvvetli bir hamle yaptım. Şimdi bakın, stratejik olarak siyahların en kuvvetli taşı. Neden? Çünkü D6 karesini koruyor. Benim bu taşı yok etmem gerekiyor. Bu taşı yok etmem için de benim bir çapraz bulmam gerekiyor. Benim de bu taşım sıkıntılı. Neden? Çünkü kendi piyonlarımın renginde şu an yerleşmiş film. Yani piyonlarım kendi filminin rengine yerleşmiş. Bundan dolayı burada ince bir hamle yaptım ben. Rakibin filini değişmek için. Aynı zamanda bu piyonu da koruması zorlaşsın diye burada A4 oynadım. A4'e A6 oynadı rakibim. Eğer fil çarpı B4 alsaydı fil A3 oynayacaktım. Şimdi fil çarpı D2'ye şah çarpı D2 alabiliyorum. Fil A3'e kale A3 alabiliyorum. Bakın şah merkezde olduğu için bir piyon feda ettim, evet.
At D6 ve F7 piyonuna bir saldırı yapıyorum. At D6 oynamak istiyorum. Yani siyah fil gittiği zaman siyah kareler zayıflamış oluyor. Bu da benim için bir avantaj oluyor. Bundan dolayı B4, A4 sürdüm, B4'ü bıraktım ama almadı rakibim. Alamadı tabii ki. A6, A6'ya rok attım. Yine aynı fikir. B4'ü aldığı takdirde fil A3 oynayacağım. Şu an alamıyor. Burada C4'ü korumak için B5 de süremiyor. Çünkü böyle bir taktik var B5 sürdüğünde. Kale A8, vezir A8'e, at D6. Yani vezir koruması olduğu için açarak saldırıyla vezir kazanmış oluyorum. Yani B5 de sürdürmüyorum şu an A4'te piyonumdan dolayı. Vezir D5 oynadı. Artık B5 sürmek istiyor. Tabii ki burada B5'e izin vermemem gerekiyor. Çünkü B5'e aldığı zaman fil de alacak. Fil B5 alacak. C4 ve A6'yı tutuyor. At D'yi de oynayıp rok atacak. B5. Aynı zamanda bakın kale ve at oyun dışı olduğu için benim bu piyonu vermemde de sakınca yok. Aldığı takdirde yani AB5 aldığı takdirde AB5, kale A1, kale A1, fil B5 alırsa kalem bu sefer A8'e gelerek bir saldırı başlatıyor. Şah D7'ye vezir F7 oynayabiliyorum basitçe. Fil D8 kapatırsa at D6. Yine kayıp konum oluşuyor. Yani kalem de aktif hale geliyor. Zaten iki piyon önde geri olmamızın bir sorun teşkil etmediğini görüyorsunuz. Çünkü rakip kale ve at eksik oynuyor. B5. B5'e C3 sürdü rakibim. Fil C3. H6. Evet, at H7'den artık gelişip devam etmek istiyor. B çarpı A6. Kale çarpı A6. Şimdi artık burada yeni bir fikir çıktı bizim için. B2'ye açık ve B2'ye saldırı yapmam gerekiyor. Kale F B1. Hem B7'ye baskı yapıyorum hem fil B4 istiyorum. At H7, kale B7. Ufak bir taktik. Vezir B7 aldığı takdirde demin baktığımız gibi at D6, fil D6. Vezir B7, vezir kazancı oluyor. O yüzden kale B7'ye dokunamıyor. Rok attı. At C5. Şimdi artık D7'yi istiyorum. Aynı zamanda vezirleri değişmek istiyorum. Çünkü iki piyon öndeyim. Bakın ben piyon feda ettim ve iki piyon önde kaldım. Vezir F3. At F3, fil C5, kale D7 tabii ki. Eğer burada DC5 alırsam fil C6'dan bloke edecek ve ters renkli filler olduğu için biraz daha zorlaşacak işim. O yüzden kale D7 daha mantıklı bir hamle. Fil A7'ye A5. Bundan sonra artık teknik. Halen taş geri oynuyor. At oyunda değil. Oyuna çıkamıyor. Kale C8, fil B4. Herhangi bir son sıra zayıflığı durumunda şah çekip F8'e kapattığı takdirde filin de desteğiyle taş kazanmak istiyorum. Yani kalede oyundan ayrılamıyor. Bakın bu kalede oyun dışı fil pasif, at pasif, yani kötü bir konum. Zaten materyal geri. At G5. At G5, haş G5'e, kale D6. Materyal öndeyken taş değişmeliyiz. Kale D6'da bir piyon veriyoruz ama geçer piyonumuz oluyor iki tane. Gayet mantıklı bir hamle. Kale D6, E D6'ya, fil D4. Kale D1. Geçer piyonun arkasına geldim kalemi. D7 süreceğim. E5'e A6. Fil B6, D7. Kale A8, fil E7 terk etti. Evet, artık bundan sonra taş kazanıyorum. D8 vezir çıktıktan sonra. Fil önde çok rahat kazanılacak bir maç. Gördüğünüz gibi merkezli kapatıp kanatlardan oynuyoruz. G4 oynuyoruz. Şahımız merkezde. Şahımızın olduğu kanadı açabiliyoruz. Hiçbir sakınca yok. Çünkü şaha saldırı yapılamıyor. Fil ve ikili varyantın önemli maçlarından birisiydi. Burada tabii ki size de söylediğim gibi at H6, kale G1, F6 varyantı da diğer bir varyant. Bunu da göstereceğim size beyazlar açısından. Daha sonra bu varyantta siyahlar açısından maçlara bakacağız. Siyahların oynadığı, güzel oynadığı maçlara bakacağız. İsteyen istediği renkte oynayıp araştırabilir daha sonra açılışı. İki renkte de biz bakmak istiyoruz. İki tarafın da böyle açılışın fikirlerini uyguladığı maçları incelemek istiyoruz. Ve bunları da yayınlayacağız. Bir sonraki dersimizde dediğim gibi kale G1, ataş 6, G4, ataş 6, kale G1 varyantına bakacağız. Sonra siyahlar kısmına geçeceğiz. Bir sonraki Fransız dersinde görüşmek üzere.